Herkese merhaba. Kayıt Çift Saat video blogundan bir kez daha karşınızdayız. Yine Cem'le beraberiz. Cem Oyvat'la beraber. Bugünkü videoda birazcık böyle sosyal medyada yakın zamanlarda yapılan, en azından bizim çevremizde yapılan bir tartışmadan hareketle biraz Cem'le heterodoks iktisat, neoklasik iktisat, iktisatta metodolojik farklılıklar, ideolojik farklılıklar, bu gibi konuları konuşmak istiyoruz. Daha evvelden Anıl Abay'la da böyle bir video yapmıştım birkaç ay kadar evvel. Şimdi de Cem'le yapalım diye düşündüm. Cem'le yapmamızın da aslında şöyle de bir gerekçesi var. Aslında ikimiz de hem heterodoks iktisat hem de mainstream iktisat, ana akım iktisat, yani iktisatı, ki bunları tanımlayacağız. Takip ediyoruz aslında kendi çapımızda. Yani etmeye çalışıyoruz diyeyim daha doğrusu. Ama aynı zamanda bir de Cem University of Massachusetts Amherst'ten doktoralı, ki kendisi bu okul bildiğiniz üzere Amerika'daki, hatta dünyadaki aslında heterodoks iktisat yapan iktisat bölümleri arasındaki hani en temel okullardan, en iyi okullardan bir tanesi olarak hani kalesi gibi tırnak içerisinde bilinir. Keza ben de University of Minnesota'dan doktoralıyım. Minnesota tam tersi aslında. Biraz daha eski tarzda. Çünkü hani aslında mainstream de böyle biraz hani tek böyle bir parça değil. Birkaç farklı parçadan oluşuyor. Hatta işte bir fresh water, salt water ayrımı vardır. Tatlı su, tuzlu su anlamında. Minnesota, Chicago, Wisconsin biraz daha göller bölgesi tatlı suda. Ve diğer East Coast'taki, Amerika'daki işte Harvard, ne bileyim MIT, Princeton, Columbia vesaire, bunlar da tuzlu suya yakın yerler olarak bilindikleri için Minnesota'da aslında hani biraz daha o neoklasik, eski tip neoklasik zaten tırnak içerisinde gene söylüyorum, kalelerinden bir tanesi gibi algılanan bir okul. Aslında ona şeyi de ekleyebiliriz. Kendi okulumun da reklamını yapayım. Greenwich Üniversitesi'nin. Greenwich Üniversitesi de aslında son dönemde özellikle post-Keynesyen iktisadın İngiltere'deki en önemli merkezlerinden biri haline geldi. Evet, yani Avrupa'da da ve Amerika'da da hani biraz daha tabii zaten adları da öyle olduğu için biraz da şimdi birazdan Cem tanımlayacak ama mainstream ve heterodoks ayrımında heterodoks bölüm sayısı da mainstream bölüm sayısından daha az. Bunu kabul etmek lazım herhalde. Tabii. Ama öne çıkan belli okullar var. Hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem Avrupa'da ve İngiltere'de. Cem'de evet bunların bir tanesi University of Greenwich heterodoks duruşuyla öne çıkan. Tam ekonomi bölümü değil adı herhalde ama en azından ekonomi çalışan öğretim üyelerinin bulunduğu bölüm de heterodoks çalışmalar öne çıkıyor. Öyle bir bölümde öğretim üyesi. Şimdi ben sözü Cem'e bırakayım. Cem sanırım önce bir tanım yapacak. Ardından o tanımın üzerinden tartışırız diye düşünüyorum. Yani aslında heterodoks okulların bulunduğu yerler biraz da hani bazısı tamamen heterodoks iktisatçılardan oluşan okullardan bahsedebilir. İşte New School gibi, işte University of Massachusetts Amherst gibi, SOAS gibi. Bir de Utah, böyle hani University of Utah gibi belki. Utah gibi, evet. Bir de böyle hani belli heterodoks insanların toplandığı küçük hub'lar var. Ve işte belli potansiyel vardı. Veya işte heterodoks iktisatçıların ve ana akım iktisatçıların yarı yarıya olduğu yerler var. Mesela Leeds Üniversitesi gibi. Şimdi şöyle, yani heterodoks iktisat önce nedir? Ondan başlayalım istersen. Heterodoks tanım olarak standardın ve gelenekselin dışında anlamına geliyor. Yani bu aslında şunu görmek gerekiyor. Heterodoks iktisatçıların ideal dünyasında, hayal ettiği bir dünyada aslında Marksist veya işte post-Keynesyen yaklaşanlar heterodoks olmazlar. Yani heterodoks tanımı itibariyle zaten biraz daha aykırılığı işaret eden bir kelime. O yüzden de aslında zaman ve mekana göre de çok fazla değişiyor heterodoksun tanımı. Yani yani zaman içinde sabit duran bir okul grubunun tanımı olabilecek bir şey değil. Mesela baktığın zaman işte Keynes aslında yazdığı şeyler çok daha şu andaki post-Keynesyen iktisatçıların yazdığı şeylere yakın. Ama kendi döneminde ana akımdı Keynes. Veya işte Marx kendi döneminde aslında heterodoks değildi. Schumpeter kendi döneminde heterodoks değildi. Harvard Üniversitesi'nde profesördü. Yani, ve Harvard Üniversitesi'nin ekonomi bölümünün en önemli profesörlerinden biriydi. Şimdi öyle baktığımız zaman hani bu zaman ve mekana göre değişen bir tanım. Neye heterodoks iktisat deniyor şu anda? Dediğimiz zaman da aslında çok farklı yaklaşımlardan bahsedebiliriz. Çok da keskin çizgileri yok. Yani işte Marksist iktisatçılara da heterodoks diyebiliriz. Ama bu Marksistler kendi içinde işte post yapısalcı Marksistler diye veya işte analitik, daha matematiksel işler yapan Marksistler diye veya daha işte ortodoks Marksistler diye kendi içinde ayrılabilir.
Post-Keynesyen işte veya ona belki Kaletski'ci, Polonyalı iktisatçı Mihail Kaletski'nin etkisinde olan iktisatçıları katabiliriz. Daha kurumsalcı iktisatçıların bir bölümünü katabiliriz. Çünkü tabii bir bölümü çok ana akım iktisatta yakın işler yapıyor ve ana akım iktisat yapıyor aslında ama bir bölümü işte mesela Hajun Chang gibi daha kurumsalcı işler yapıyor. Evrimsel iktisat bahsedebiliriz belki. Tabii bu evrimsel iktisattan bahsettiğimiz zaman orada çok daha matematiksel işler yapıldığını görüyoruz. Feminist iktisatın belli bir bölümünü koyabiliriz ama belli bir bölümünü de aslında koyamayız. Mesela Gary Becker veya işte Agenor gibi insanlar da cinsiyet iktisadı yapıyorlar. Hani onlar feminist iktisatçı denir mi? Tam onu, ondan emin değilim ama yani onlar gayet ana akım yani. Gary Becker zaten Nobel ödülü biliyorsun. Veya Avusturya işte, iktisadı var bir de. Bambaşka bir çizgi. Tabii Avusturya iktisadı var. Bambaşka bir çizgi. Onlar sağcı çok daha hani liberal ekonomiyi savunuyorlar ama yani Hayek gibiler ama mesela Hayek metodolojik olarak çok daha işte şu anki heterodoks iktisatçılara yakın bir metodoloji izliyor. Hatta neoklasik iktisatta da son derece eleştirel yaklaşıyor. Hatta bu konuyla ilgili Sam Bowles'un enteresan bir makalesi var. Yani Hayek'in neoklasik iktisatta aslında çok eleştirel yaklaştığına dair. Ama Hayek zaten kendi döneminde de şey heterodoks. Yani hani şu anda da heterodoks tabii. Yani vefatından sonra ve işte şu anki öğretisi anlamında, öğretisinin etkisi anlamında ama kendi zamanında da heterodoks. Hani Amerika'da iş bulmasının oldukça zor, iş bulmakta oldukça zorlandığını, yaptığı çalışmaların hani o zamanın mainstream'i tarafından kabul görmediğini falan hani onunla ilgili işte böyle şeyler var, anekdotlar var. Tabii yani hani zaten yaptığı işlere baktığınız zaman görüyorsun onu. Bir de şey yani mesela çevre iktisadının işte daha ana akım kanadı var Nordhaus gibi ama daha heterodoks yaklaşımlar mesela stok akım tutarlı modeller kullanarak çevre iktisadı yapanlar var veya hatta yani büyüme karşıtları var. Environmental yani, economics, ecological economics. Yani environmental economics deyince biraz daha mainstream anlaşılıyor herhalde. Ecological economics dediğin zaman biraz daha heterodoks anlaşılıyor. Yani ondan çok emin değilim aslında. Çünkü ecological economics diyebiliyorsun. Bunların dergileri var bir tane. Hani bayağı heterodoks aslında heterodoks işlere açık bir dergi. Evet, evet. Yani bayağı ecological evet açık. Environmental mainstream. Yani öyle bir ayrım var. Mainstreamler daha kendilerini environmental economist diyor. Öbürleri daha ecological economist diyor. Yani öyle bir ayrımda ufak nüans bir ayrım var. Orada başka işte mesela davranışsal iktisatçılar hani belki yani şey olur mu hani heterodoks sayılır mı sayılmaz mı tartışır ama aslında yaptığı işler çok da heterodoksların uzağında olmayan işler. Yani şimdi Richard Taylor gibi veya Kahneman gibi insanların ki bunlar da Nobel ödüllü iktisatçılar. University of Chicago'da olduğunu da vurgulamış olalım. Hani normalde bir mainstream'in kalesi sayılabilecek bir kurum değil mi? Evet. Yani o yüzden ayrımlar çok keskin değil ve zamana göre de değişiyor. Hatta heterodoks ne kadar işlevli bir terim tartışması da var. Geçenlerde Branko Milanović bir tane tweet atmıştı. Heterodoks aslında şey yani ilginç çalışmalar, ilginç açık görüş çalışmalar demek daha doğru. Çünkü heterodoks dediğiniz zaman kendinizi ayrıştırıp kendi bacağınıza sıkıyorsunuz gibi bir şey demiştim ama bayağı tepki görmüştü aslında. Ya biraz açıkçası şöyle söyleyeyim. Ya ben bence tanımın bir işlevi var ama bu tanımın sabit bir tanım olmadığını da kabul etmek gerekiyor. Ne tip yani heterodoks iktisatçılar iktisat dediğimiz zaman ortak olarak belli bir şeyleri var mı heterodoks iktisadın diye baktığımızda ben birkaç şeye baktım makaleye biraz da kendi bilgilerimi toparlamak için. Mesela Andrew Meerman'ın bir makalesi var. Leeds Üniversitesi'nde metodoloji çalışan öğretim üyelerinden birisi. O belli ortak noktalar söylüyor. Mesela şu heterodoks iktisatta çok daha fazla. Mesela hangi metodolojinin kullanıldığı konusunda ve aslında her kullanılan metodolojinin de bir yaklaşıma hizmet ettiği konusunda çok daha fazla
düşünülüyor. Yani metodoloji konusunda, yaklaşım konusunda çok daha fazla kafa patlatılıyor ve aslında metodolojik olarak da çok daha fazla çeşitlilik var diyebiliriz. Bir başka şey, hani rasyonalite varsayımına, tabii bunu sen şeyciğin, yani neoklasik iktisatta da işte sınırlı rasyonalite kullanan modeller var ama rasyonalite, yani faydasını maksimize eden ajanların, bireylerin olduğu ve bu işte faydayı rasyonel bir şekilde maksimize eden ajanların, bireylerin olduğu yaklaşımlara çok daha mesafeli. İlla bütün modeller bunu reddediyor demiyorum ama büyük çoğunlukla reddediyorlar. Hatta daha fazla aslında ekonomik sistemlerinde daha kompleks olduğunu düşünerek daha mikro ajanlardan çok bütünsel olarak ekonomiyi düşünen modeller daha yaygın. Mikro ajan kullanılan modeller de var. Gene işte mesela ajan temelli modelleme yapanlar biraz daha mikro ajan kullanıyorlar. Daha farklı burada şey, belki ekonomik sistemler daha kompleks olmasının yanında denge noktasına daha şüpheci yaklaştığını söyleyebiliriz. Yani iktisatta bir denge var mıdır veya normal var mıdır? Mesela normal üretim veya normal işsizlik diye bir kavram var mıdır konusunda çok daha şüpheci ve o normal işsizlik, normal üretim kavramlarını çok daha reddeden yaklaşımlar var heterodoks iktisatta. Zaman ve mekan önemli. Tabii bu modellemede o kadar değil ama modellemede bile aslında zaman ve mekanı daha öne çıkaran yaklaşımlar var. Mesela bizim arkadaşımız işte Devrim Yılmaz'ın içinde bulunduğu Antoine Baudin'le birlikte Fransız Kalkınma Bankası'nın işte Dünya Bankası ve IMF'ye alternatif olarak yaptığı stok akım tutarlı modellerde mesela hani onlar biraz daha böyle hani bir ülkeye olarak Kolombiya'ya mesela Kolombiya'nın özelliklerine göre modelleme yapıyorlar gibi. Başka ne diyebiliriz? Yani genel olarak da farklı yaklaşımlar daha açık ve tabii güç, egemenlik ve sınıf ilişkilerine çok daha merkeze alan bir okullar. Yani hepsi için gene söylemiyoruz bunu ama çoğunlukla bunu söyleyebiliriz. Yani özellikle gelir dağılımı, işte cinsiyet, işte veya işte etnik eşitsizlikler vesaire gibi konular çok daha fazla öne çıkıyor. Mesela hatta şöyle bir hikaye var, aslında enteresan bir hikaye diyorum. Ünlü Marxist iktisatçılar Steven Heimer ve Steven Resnick MIT doktoralı aslında. Ve bunlar işte Potsdam Üniversitesi'nden ders alıyorlar. Orada Steven Heimer, ünlü Marxist iktisatçı, Potsdam Üniversitesi'ne şey diyor, yani neoklasik iktisadın açıklayamadığı ama Marxist iktisadın açıkladığı şey nedir diye soruyor. Potsdam Üniversitesi buna sınıf çatışmasıdır diye cevap veriyor hiç tereddüt etmeden. Böyle bir enteresan bir hikaye var. Tabii ki yani neoklasik iktisatta da işte gelir dağılımı, işte ilişkilerini açıklayan şeyler var, makaleler var, yok değil. Ama heterodoks iktisat okullarında çok daha yoğun olduğunu bunu söyleyebiliriz. Matematik kullanımı açısından da aslında tek bir şeyi söyleyemeyiz. Yani tabii ki hani belki matematiğe daha uzak olan okullar heterodoks iktisat okulları arasında çok daha fazla. Hatta Ben Fine gibi Soas'tan çok yani matematiğe alerjisi olan, yani özel olarak matematiksel modellere çok şiddetli şekilde karşı olan iktisatçılar da var. Yani Ben Fine önemlidir mesela. Çünkü Soas okulunun işte önde gelen isimlerinden biridir. Bilenler bilir. Ben Fine, Alfred Saad Filio. Onlarla işte hatta Galip Yalman Hoca Türkiye'de çalışmalar yapıyor. Ama mesela John Romer gibi veya Roberto Veneziani gibi veya işte Yoshihara gibi mesela çok daha hani ağır matematik kullanan ve ağır matematik kullanarak emek değer teorisi üzerine yazılar yazan, Marx emek değer teorisi üzerine yazılar, makaleler yazan insanlar. Onların hatta bastığı dergiler öyle Cambridge Journal of Economics gibi hani heterodoks iktisatçıların çok sıklıkla okuduğu dergiler dedi. Yani daha onlar mesela şeylerde basıyorlar işte Journal of Economic Dynamics and Control gibi
dergilerde basıyorlar. Bir şey de yani post-Keynesyen neo-Sraffian modeller işte ne bileyim. Tabii. Sraff okulunun devamı Pasinetti, Garanyani falan bunların da hani modelleri hayli matematiksel çalışmaları var. Değil mi? Hani o yani Pasinetti'nin Lectures on Production teorisine açıp bakan biri yani görecektir ki ben lisansın son yıllarında biraz o konulara ilgi duymuştum. Yani şeydir hani kitaplardır, teknik çalışmalardır. Evet yani şeyler de öyle yani ajan bazlı modeller de öyle. Zaten hani programcılık bilmek yani Python kullanarak simüle ediyorlar. Yani yanlış ve ikinci çalışmaları da hayli teknik yani geri geldiğinde değil mi? Tabii. Yani ya Anwar Şeyh'in çok evet teknik ama mesela Anwar Şeyh hani anlaşılması daha kolaydır. Evet, Duncan Fulley daha zor. Yani Roberto Veneziani'nin makalesini açtığınız zaman, yani John Romer'ın makalesini açtığınız zaman hakikaten matematik makalesi okuyor gibi oluyorsunuz. O biraz daha farklı. Yani çok hani dil olarak falan da çok farklı. Yani Anwar Şeyh'te daha çok daha sezgisel aslında ve yani tabii matematik kullanma veya şey değil, kapalı değil. Ama çok biraz daha sezgisel, daha dille anlatılmayı daha çok sever Anwar Şeyh diyebilirim. Yani makalesine göre tabii. Yani makalesine göre, kitabına göre. Diyelim. Ben de ufak tefek bir iki ekleme yapayım istersen Cem. Yani, tabii. Ben söylediklerin üzerinden. Yani bir şimdi mesela varsayımlara dayanmayı ben buraya not aldım. O biraz şey. Çünkü ben şimdi bu sosyal medyadaki tartışmada mesela başına bir dahil oldum sonra olmadım vesaire ama... şey yani şeye ben karşıyım ve toptancı görüşlere karşıyım. Toptancıdan kastım da şu. Yani işte şu school of thought beş para etmez. Şu school of thought çöptür. Yazdıklarının hiçbir anlamı yoktur. Gerçek hayatta hiçbir ilgisi yoktur. Abuk sabuk varsayımlara dayanmaktadır. Mesela mainstream'e yapılan veya işte neoklasik siyasetin bazı alanlarına yapılan eleştirilen bir tanesi bu. Hani veya işte hani bunu tabii sen biraz daha kibarca söyledin. Tabii işte dedin ki rasyonelite varsayımına dayandı vesaire ki tabii ki var. Hani rasyonelite varsayımına dayanmayan çalışmalar ama ona cevap olarak da şey söylüyorlar. İşte aslında bu işin bir koru var bir de çeperi var. O kor çekirdekte ki bütün çalışmalar ona dayanıyor. Çeperde ne olduğunun çok da fazla bir önemi yok vesaire. Şimdi varsayımına dayanma diyorsak aslında bütün iktisadi modeller heterodoks olsun olmasın veya neoklasik olsun olmasın varsayımlara dayanıyor. Hani hangisi daha gerçekçi, hangisi göreceli olarak daha gerçekçi değil diye tartışabiliriz ama yani hani mesela atıyorum işte neoklasik RBC modeli veya işte bir dinamik stokastik genel denge modeli belli varsayımlara dayanıyorsa ki dayanıyor. Gerçekçi olmayan varsayımlara dayanıyorsa ki dayanıyor. Birçok heterodoks model de gerçekçi olmayan pek çok varsayıma dayanıyor. Sen hani biliyorsun, sen de olan çalışmamızda Metro Ekonomika'da yayınladığımız işte o Kaleçki modeline ufak bir ekleme de yaptın. Model kısmında sen yazdın hatta. Bir sürü linear relationship var. Yani orada linear ilişkiler bütünü model. Hani çünkü şununla şunun arasında bir linear ilişki vardır diye varsayıyorsun. Yatırımlarla işte üretim arasında, büyüme arasında bir linear ilişki varmış vardır diye varsayıyorsun vesaire. Yani niye var? Yani o da bir varsayım. Gerçekçi de yani birebir gerçekçiyse yani datada gerçekten böyle bir şey var mı? Gerçekten o şekilde mi? Lineer bir şekilde mi o ilişkiler ortaya çıkıyor? Yok. Çıkmayabilir. Yani o yüzden hani garantisi yok tabii ki. Anlıyorum hani tabii ki şey yapılabilir. Belli varsayım. Bunu hep tabii artık o kadar çok veri geliyor ki günümüzde neyse ki. Birçok o veriyle aslında bunları check etmek mümkün ama hani varsayımsa bütün modeller varsayım yapıyor. Hani heterodoks olsun veya olmasın ve bunların önemli bir kısmı gerçekçi değil ama gerçekçi olup olmamasından ziyade önemli olan şey de şu aslında. Ben hep hani bunu söyleyip duruyorum ama yani fizikçiler de mesela işte yer çekimsiz ortam varsayıyor. Gerçekçi değil dünya şartlarında değil mi? Ama önemli olan şu, o varsayımı yapıyorsun, o modeli kuruyorsun, oradan bir işte bir politika reçetesi çıkartıyorsun, tamam. Bir, şunu unutmamak lazım. Senin o çıkarttığın sonuçlar o varsayımlar altında geçerli. İki, varsayımları ufak ufak değiştirip sonuçları nasıl değiştiğini görmen lazım. Ben onun önemli olduğunu düşünüyorum. Hani o yüzden çıkıp da tabii ki bir model yazıp bu modele göre işte şöyle bir politika analizi yapılacak. Tabii o politika mesela belki de 1 milyon kişinin hayatını etkileyecek. İşte istihdamı etkileyecek vesaire. Bunlar, bu konularda tabii dikkatli olmak ve farklı varsayım değişikliklerinin hangi sonucu bize gittiğini görmek lazım. O önemli. İki bir de şey dedin. Zaman ve mekan dedin mesela. Ya zaman mekan aslında special economics diye bir şey var. Yani zaman ve mekan aslında yani adına mainstream deriz demeyiz bilmiyorum ama hani şu anda uygulamalı çalışmalara hayli girmiş durumda. Spatial Econometrics diye bir alan var. Ve hani... Aslında heterodoks iktisatta da yani tamamen bütün heterodoks iktisat modelleri zaman ve mekanı bir alıyor demek haksızlık değil. Olur yani. Birçok hani... heterodoks iktisat makalesi dinamik değil. Statik. Statik evet. Olduğu için de zaman boyutu yok yani. Yani neoklasik de bazı modeller statik. Yani bütün neoklasik modellerde dinamik demiyorum ama hani o statik dinamiklik ayrımı var söz konusu olan orada.
O yüzden benim mesela bir iktisat öğrencisine veya işte iktisatla ilgilenen bir kişiye mesela tavsiyem şu olur. Bu heterodoks iktisat, mainstream iktisat ayrımından ziyade yani kafanızda mesela iktisadi bir soru varsa, bu soru çünkü iktisadi soru bence metodolojiden bağımsız. Ya atıyorum, niçin böyle bir gözlem var? Niçin sömürü mü çalışmak istiyorsun? Niçin exploitation var X sektöründe, X ülkesinde neyse? Veya sınıf çalışmasından bakmak istiyorsun? Niçin sınıf çalışması var? Bunun dinamikleri nelerdir? Öncelikle bir kere bunu ideolojiden bağımsız yani veya metodolojiden bağımsız veriyle görmek lazım. Ondan sonra o veriyi de hangi bir hani nasıl bir modelle açıklayabileceği görmek lazım. Şimdi hani bu heterodoks model olur olmaz. İşte John Romer'in analitik Marksist modelini kullanarak bir şey yaparsın veya Kalecki'nin growth and distribution model kullanarak bir şey yaparsın ayrı mesele veya tamamen mainstream böyle işte heterogeneous agentlı bir dinamik stokastik genel denge modeliyle yaparsın. O ayrı mesele. Hangisi daha iyi açıklıyorsa bakarsın. Ama yani sonuçta sorunun bence metodolojiden bağımsız olması lazım. Çünkü soruya bir kere en başta hani pek çok makale pure teorik değilse eğer ortaya bir soru koyuyorsun bence. Soru koyduktan sonra o soruyu cevaplamak istiyorsun tabii ki. Yani araştırmanın amacı zaten o. Bir, veriye bakabilirsin veri varsa. Veriye bakmak zaten metodolojiden bağımsız ama ondan sonra bir model kurabilirsin. Modelini amacı şu olur. Hem o veriyi açıklayabilirsin. Ondan sonra da bir tabii o veriyi açıkladıktan sonra eğer modelin veriyi açıklıyorsa o modeli kullanarak o model neden veriyi açıklıyor o zaman o modeli kullanarak mesela başka tür mesela atıyorum counterfactual hani eğer böyle olmasaydı da şöyle olsaydı ne olurdu gibi analizler yapabilirsin. Üç, modeli aynı zamanda gidip veride test edebilirsin. Yani senin kurduğun model bir sonuç veriyor. X ile Y arasında mesela diyelim. O sonuç gerçekten veride var mı? Yoksa zaten hani senin modelinin bir implikasyonu, bir böyle getir bir şeysi ortaya koyduğu bir şey veride tutmuyor demektir. O zaman gerçekten modeli sorgulayabilirsin. Mesela buna heterodoks model olsa da yapabilirsin. Şey olarak olsa da yapabilirsin. O yüzden ben hani genel böyle çıkıp da şu çöktür bu çöktür demek istemiyorum. Hani sen de biliyorsun mesela biz bu Kalecki'nin büyüme modellerine bakarken hani mesela biz ampirik bir çalışma yaptık öncelikle. Tabii senin teorik model sonradan geldi. Önce ampirik bir çalışma olarak başladık. O ampirik çalışma post-Keynesyen, empirik bir post-Keynesyen literatürde epey bir böyle yapılmış. Bir sürü makale vardı biliyorsun. Ama o makalelere mesela pek çoğunu ampirik metot, ampirik yöntemleri çok böyle şey değildi, güçlü değildi açıkçası. Sorunluydu mesela bizce. Epey sorunluydu hatta. Şimdi hani isim, makale adı falan vermenin anlamı yok ama bence epey sorunluydu. Demek ki bakın şey, ben buradan şimdi çıkıp mesela toptancı bir genelleme yapıp bütün ampirik modeller çöptür, hiç bunlara bakılmaz falan demenin bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Ya şimdi orada birkaç tane şey söyleyeyim sana. Birincisi yani kullandığın metodolojinin sonuçları. Yani ben biraz açıkçası modellemeyi tabii bu herkes bu yaklaşıma katılmayabilir ama biraz modellemeyi bir matematiksel bir dil olarak görüyorum. Yani sen belli bir ilişkiler söylüyorsun. Bu böyledir, şu şöyledir diye ve burada bu ilişkiler arasında bir tutarlılık olup yani ilişkileri daha bütünsel olarak görebilmek için matematiksel modeller faydalı. O yüzden hani çok yani biraz daha belki hani sonunda basit çıkmıyor ama daha hani basit kurgulayıp bir ilişki kurmaya ve aslında o modelden çıkan ilişkinde açıklamaya çalışıyorum. Kendi adıma böyle bir metodoloji izliyorum. Yani şunu görmek gerekiyor yalnız. Mesela Real Business Cycle modellerinde veya işte DSG modellerinde. Tabii modeli nasıl kurguladığına bağlı olarak baştan sıkıntılı başlayabilirsin bir makaleye. Yani burada hani bütün bu yaklaşımları uygulayan modeller sıkıntılıdır, değildir girmek istemiyorum ama mesela sen şimdi krizi açıklarken eğer, mesela ekonomik krizleri açıklarken işte ne bileyim real business cycle modeli kullanıyorsan orada işte kriz bir negatif teknoloji şokundan geliyorsa ve işte aslında işsiz yani istihdamın azalması da belki bir şey full employment gibi bir varsayım altında oluyorsa yani işte Paul Krugman'ın dediği bir kriz olduğu zaman herkes aslında kendi isteğiyle yürü piyasasından çıkıyorsa o zaman o modelin kurgulanmasında baştan bir sıkıntı oluyor. Yani sen o modelin üzerine ne koyarsan koy, nasıl geliştirirsen geliştir, mekanizmanın nasıl işlediğinde bir sıkıntı oluyor. Burada yani mesela şey ama burada bir şey söyleyeyim. Hiçbir RBC modeli
datadaki hareketin %100'ünü açıkladığını iddia etmez ki. Mesela RBC modelinin standart böyle simülasyonları vardır modelin sonunda. İşte dersin ki mesela atıyorum istihdamdaki volatilitenin %40'ını açıklıyor benim modelim. Ya sonuçta ampirik bir regresyon yaptığın zaman da rekaren 1 çıkmıyor illaki değil mi? Her sefer hani her hatta rekarenin 1 çıkması zaten bir identity'yi böyle tahminlediğini gösterir ki abuk bir şey zaten ama rekaren de 1'e yakın çıkmıyor. 0.15 çıkıyor, 0.20 çıkıyor, 0.30 çıkıyor. Hele panel datada daha da az çıkması kabul edilebilir bir şey. Yani dolayısıyla ben %100'ünü açıklıyorum diye ortaya çıkan bir RBC modeli ben açıkçası... Ha, burada benim dediğim ampirik bir şey değil veya ne kadar gerçeği açıkladığıyla model alakalı değil, bir şey değil. Mekanizmaya dair bir şey söylüyorum. Model tüketimle gayri safi yurt içi hasıla arasındaki korelasyonu mesela işte tüketimin prosiklikalitesini mesela açıklamaya çalışıyor olabilir. Onunla ilgili bir çalışmadır. Oraya bir ek yapıyordur ama onu yaparken de bir yanda istihdamla ilgili bir noktada biraz geriye gitmiştir. Hani bunu hep oraya açıkça yazarsın zaten. Hani her şeyi ben açıklıyorum mesela RBC modeli kurduğum ve işte dünyadaki bütün ülke ekonomilerindeki krizleri açıklıyorum vesaire değil mi? Çok şey mesela atıyorum şöyle bir RBC modeli yazılır. Atıyorum bir RBC standart bir RBC modeli vardır. O mesela atıyorum işte yine Amerika Birleşik Devletleri için belli sonuçlar elde ediyordur. Bir kısmı dataya daha yakındır, bir kısmı daha uzaktır. Sen dersin bakın ben modele bir de kayıt dışı ekonomi koydum. İkinci bir sektör koydum. İkinci sektörü koyduktan sonra bir evvelki modele göre benim modelim şöyle bir daha gelişti. Atıyorum eski model %35'ini açıklıyordu. Benimki %40'ını açıklıyor. Demek ki kayıt dışı ekonominin de bu iş döngülerinde bir rolü varmış. Ama tabii ki hani tamamı buradan geliyor, tamamı budur diye kimse söylemiyor zaten. Hani. Ama burada benim dediğim mekanizma ile ilgili. Yani ne kadarını açıkladığı veya olayların açıklamada başarılı olmasıyla alakalı bir şey değil. Yani senin hikayen baştan sıkıntılı olabilir. Bunu sadece RBC için demiyorum. Yani heterodoks bir modelleme yaptığında ya, baştan yani şey yani varsayımlarında bir sıkıntı varsa özellikle o yani tabii ben şöyle bir şey ben şimdi varsayımlarında sıkıntı olur. O açıkladığın mekanizmayı açıklamak konusunda bir sıkıntı yaratmaz bu hikayenin. Hikayenin gerçekliğine dair bir sıkıntı yaratmaz. Ama varsayımların sıkıntılı olur. Hikayeni tamamen saçma sapan bir şekilde de açıklayabilir. Yani o yüzden hani varsayımlar ve kullandığın metodolojinin senin açıkladığın olayı veya hikayeyi nasıl açıkladığı veya önemli. Orada yani ben demiyorum ki şu modeli kullanın, bu modeli Marksist modeli kullanın veya işte sıraflacı modeli kullanın demiyorum. Ama şu önemlidir. Yani siz açıklamak istediğiniz şeyi, anlatmak istediğiniz hikayeyi bir model kullanarak anlattığınız zaman mutlaka o hikaye o modelin varsayımlarına etkilenecek. Tabii yani, ki. Ama bu şeyde de geçerli yani ne bileyim Labor Theory of Value olmadan Marx'ın söylediği gayet tabii. Ne kadar anlamlı ve Labor Theory of Value ne kadar metodolojik olarak sound ve aynı zamanda da ne kadar veride tutuyor mesela. Ya gayet tabii yani sen şimdi mesela ne bileyim belki insan sermayesi ile ilgili bir şey açıklarken belki emek değer teorisi çok daha zayıf kalabilir. Aynen. Atıyorum. Yani o başka bir şey yani ama genel bir şey söylüyorum. Onu diyorum zaten ben. Yani. O tip bir RBC modeli zaten hani onu açıkçası RBC modelini işte yani homogeneous agent yani bir tane representative temsili bir aktörün olduğu RBC modeli zaten gelir dağılımı eşitsizliğini açıklamak için kullanılmıyor mesela atıyorum. Hani o yüzden tabii ki o modeli sen ben gelir dağılımı eşitsizliğini açıklamak istiyorum ama bir tane representative agent koydum diye başlarsan zaten tabii büyük abukluk yani ama hani onu kabul ediyorum işte hani eğer neyi açıklamak istediğine bağlı olarak kuruluyor zaten modellerde aslında. Hani çünkü o konuya, her konuya uygun hani bir model geliştirilmeye çalışıyor. Ya açıkçası konu, ben yani negatif lazım. Teknoloji şokuyla kriz açıklayan bir modele kriz açıklamaya çalışmam yani kendi yani, açıkçası. Bence de kesinlikle. Yani, bence yani. Öyle doğru. Belki belli krizler açıklanabilir. Hani atıyorum belli noktalarda. Ama hani her kriz açıklanmaz tabii ki kesinlikle. Ya pandemiyi şu anda herhalde teknoloji şokuyla açıklamayacaksın. Yani onu her yani değil mi? Gayet olur. Yani bilmiyorum var mı öyle bir şey. Yani öyle bir kriz var mı bilmiyorum tarihte hani açıkçası. Ben öyle bir kriz görmedim yani. Hani şöyle ama yani, teknoloji şokundan ziyade hani yani ben de teknoloji şoku tamamen bu iş teknoloji şokudur diyen bir çalışma hani bütün bu krizlerin mevcut işte iktisadi krizlerin temelinde teknoloji şoku yatıyordur diye bu kadar güçlü bir önermeyle çıkan bir RBC modeli bilmiyorum açıkçası. Hani RBC modelleri genel olarak en temel tabii en one sector yani 1970'li yıllarda Kaitlin Prescott'ın ilk kurduğu
RBC modelinden söz ediyorsak eğer, en temel, en basit model o bir framework. Ama onun üzerine bir sürü şey eklendi ondan sonra. Tercihlere şoklar veriliyor. Preference şok var mesela, tercih şoku. İşte ne bileyim ben, endowment şok var, asset şok var. Yani bir tane ya şimdi her makam, her şey yani. Bütünsel olarak eleştirmek istemiyorum ama yani bakmak lazım. Makale makale de bakmak lazım. Varsayımları nedir? Mesela ben sana söyleyeyim. Ben mesela yazdığım bir RBC modeli yola çıkarak, yani çok kısaca. Biz mesela işte Economic Leaders'a basmıştık bir makale. Orada şeyle labor wage diye, işte böyle bir iş gücü kıskısı, Türkçe'ye öyle çevriliyor herhalde. Hani böyle işte labor wage adı verilen, hani bu iş gücü piyasasındaki belli işte frictionları diyelim, hani belli sürtünmeleri ölçen bir teorik böyle bir konstrukt var. Teorik bir şey var. Onun mesela gayri safi yurt içi hasılayla olan ilişkisine bakabiliyorsun. İşte pro-cyclical mı, counter-cyclical mı falan. İşte RBC teorisi mesela, onu direkt Robert Scheimer'ın Labor'la ilgili bir kitabı var meşhur. Orada da bahsediyor. O da University of Chicago'dan biri zaten. Labor ekonomisi çalışan. O standart RBC modelleri diyor. Bunun diyor counter-cyclical hareket ediyor burada labor wage. Halbuki öyle hareket etmemesi lazım standart RBC modellerine göre. Açıklayamıyor diyor. Tamam, böyle bir bulgusu var. Ondan sonra bununla ilgili çalışmalar var. American Economic Review'da çıkan işte RBC modeline ne yapalım ki, hani ne koysak ne, ki bu datada, verilerde gözlemlediğimiz şeyi ortaya çıkartabilir. Onunla ilgili bir sürü çalışma var işte. O onu koymuş, bu bunu koymuş, şu şunu koymuş. Yani biz de mesela kayıt dışı ekonomiyi koymuştuk. Kayıt dışı ekonomili bir RBC modeli o tip bir sonucu elde edebiliyordu. Yani orada onun tabii tamamını bu açıklamıyor, kimse demiyor zaten ama bir miktar kayıt dışının rolü olduğunu orada gösterebiliyorsun. Ufak bir katkı tabii ki literatüre. Ben mükemmel bir katkı yaptım diyemez ama zaten hani böyle bilimdeki, bilimin sınırı da böyle ufak dokunuşlarla ilerliyor. Hani ben sadece şuna karşıyım. Ben RBC modelleri mükemmeldir, bütün politik analizlerinde kullanılmalıdır vesaire demiyorum. Ama hani belli noktalarda, belli soruların cevaplanmasında RBC modelleri bence önemlidir. Belli soruların cevaplanmasında da başka işte stock flow consistent modeller önemli olabilir. Belli sorularda Kalinichkin, growth and distribution modelleri önemli olabilir. Vesaire vesaire. Bunu söylemeye çalışıyorum yani. Yani burada evet, katıldığımız belki bir nokta, hani tam olarak her şeyde birebir düşünmesek de en azından, yani bu belki iktisatçı meslektaşlarımıza veya işte daha genç iktisatçı olmak isteyen arkadaşlara söyleyebileceğimiz, hani bir modeli kullanırken veya metodolojiyi kullanırken onun varsayımlarını sorgulamak ve sizin hikayeniz için ne kadar işlevsel olduğunu düşünmek gerekiyor. Belki bu konuda uzlaşabiliriz. Bir de şey, evet bence de. Bir de aynı şeydi, ben son olarak onu söyleyeyim. Son sözü sana bırakmadan hemen. Şeyi de mesela ben yanlış buluyorum. Yani işte böyle gene bu tabii toptancı bir bakış açısının ürünü. Yine sosyal medyadaki tartışmadan hareketle işte şeyi kabul ediyorum. Hani bir iktisat zaten bir kulüp bilimi ne yazık ki. Yani orada bir ciddi bir kulüp davranışı var. Kulüp davranışı olduğu için de belli işte eleştirilere kapalı, belli kişiler arasını almıyorlar, hani var. Ama bu sadece dominant olan mainstream görüşte yok. Heterodox iktisatta en az mainstream kadar, bunu yaşayan yaşamayan vardır bilmiyorum ama ki bunu ben birkaç tane heterodox arkadaşımdan da duydum. En az mainstream kadar şey, kulüp davranışı orada da var. Belli kişiler aralarını almama vesaire falan. Ya o çok, çok çok dominant bir görüş. Hatta bir iki tane anekdot da verebilirim aslında bununla ilgili. Çok basit bir anekdot. Seninle beraber hatta katıldığımız bir oturumdan yola çıkarak söyleyeceğim. Hani daha evvel de seninle bunu konuşmuştuk. İşte biz seninle olan metro ekonomide çıkan modeli ben biraz daha kayıt dışı ekonomi ekleyerek bir işte kayıt dışı ekonomi, ücret verimlilik makası ve işte emek sömürüsü üzerine çalışma yapmıştım. O çalışmanın da işte çalışmayı Review of Political Economy diye bir dergi var. Sen de biliyorsun. Dergi işte şey, heterodox bir dergi olarak biliniyor. Editörü zaten Steven Pressman. O da heterodox camiada ünlü bilinen bir insan. Bunlar geçen sene, iki sene evvel mi? İki sene evvel New York'taki Eastern Economic Association konferansında bir special issue, special oturum yapacaklardı, special session. O session'daki makaleler de special issue'da yayınlanacaktı dergide. Ben de oturuma gönderdim makaleyi. Makale kabul edildi oturuma. İşte iki tane editör bakıyor. Bir North, yani Illinois'de bir kalıştığı hoca olan Steven Pressman'ın eski bir öğrencisi ve Steven Pressman. Oturuma gönderdim makaleyi. Makale kabul edildi. Oturuma gittik, sunduk. Dört tane makale vardı oturumda. Sen de hatta oturuma katılmışsın yanlış hatırlamıyorsam. Orada sunduktan sonra da makaleyi dergiye gönderdim. Yayın için special issue'ye. Dergiden special issue'nun konusuyla alakası olmadığı gerekçesiyle makale reddedildi. Hani şey diye reddedilmedi. İşte şu metodolojisi yanlış, burası eksik, şuna bakılmamış, buna bakılmamış falan diye reddedilmedi. Bu special issue'nun konusuyla alakalı değil. Yani
şey çok komik mesela orada. Hani buradan bu kulüp davranışına şuradan geliyorum. Hani ben makalem reddedildiği için şey yapmıyorum ama çünkü yani pek çok makalem reddedildi, kabul edildi, revize edildi neyse. Sorun değil ama hani konuyla alakası olmadı diye reddedilmesi çok abuk çünkü yani o issue'yu önceleyen oturumda sunuluyor. Oturumun konusu da oydu zaten yani. İşte yani orada biraz tabii şey var. Hani ben çünkü heterodox camiadan bir insan olarak bilmiyorum falan. Hani orada tabii bence hani o da mesela bir kulüp davranışı. Örnek ki bu sadece benim yaşadığım bir şey değil. Başka arkadaşlarım da heterodox pek çok arkadaşım var. Sen yani sözün meclisten dışarı. Onların da yaşadıkları bir olgu yani. Yani o konuda şunu söyleyebilirim. Bir kere bu kulüp davranışı ana akım iktisatta da çok var. Yani maalesef yani en önemli 5-10 dergide mesela bir işte heterodox makro yani Marksist iktisat yapan veya bir heterodox postkenezyen modelleme yapan birinin makale basması hemen hemen imkansız. Evet. Ya eğer siz tabii mesela bir tarih makalesi yazıyorsanız ve işte çok iyi ekonometri kullanıyorsanız hani o ana alanlara çok fazla girmeden hani iyi ekonometri kullanarak veya belki cinsiyet iktisadıyla da ilgili olabilir bir makale yazıyorsanız oralara girebilirsiniz. Ama yani metodolojim bu benim deyip de bir postkenezyen modeli merkeze oturttuğunuz zaman maalesef direkt dışlanmış oluyorsunuz. İşte belli varsayımları yapmadığınız için ana akım dergilerde. Heterodox dergilerde de bir kulüpçülük olduğu doğru. Yani mesela bir DSG model kuran bir insanın Cambridge Journal of Economics'te makale basması imkansız. Aslında mesela bazı dergilerde makale de çıkmaz herhalde. Yani Cambridge Journal'da hani denklem evet. içeren makalenin çıkması da belki imkansıza yakın diyebiliriz ama o tabii aşırı istiyoruz. Evet, evet. Yani onların modelleme son dönemde maalesef bir alerjisi var. Bütün heterodox dergiler böyle değil tabii. Evet. İşte Metro Ekonomikası var, Review of Keynes Ekonomik, bir sürü başka modelleme basan dergiler var. Ekonomik var, aynen. Fakat şu konuda heterodox camianın bence hakkını vermek gerekiyor. Aslında heterodox camia zaten biraz daha kenarda biraz daha hani genelden dışlanmış ve kendi işini yapan bir camia. O yüzden onları biraz daha alan gibi görmek de fayda var. Yani o dergi işte Cambridge Journal of Economics dergisi heterodox işlerin makalelerini basan bir yer. Yani sen eğer DSG model yapıyorsan zaten zilyon tane dergi var senin basınca. Yani Cambridge Journal. Ama mesela... Tabii yani zaten bir DSG biraz çok uçuk oldu yani. Çünkü DSG yazan bir giri zaten oraya göndermez ama hani daha mesela ben sana şöyle bir örnek vereyim. Mesela benim kayıt dışı ekonomi tabii heterodox epey bir iktisatçı kayıt dışılık çalışıyor. Çünkü o biraz daha böyle bir az gelişmiş ülkenin problemi. Daha böyle gerçekten hani şey hani böyle gelişmiş ülkelerin problemi falan değil. Development'la da alakalı. Heterodox pek çok kayıt dışı ekonomi çalışan insan var. Feminist iktisatla da alakalı çünkü kadınlar daha fazla kayıt dışı maalesef falan. Mesela benim çalışmalarımda ben şeyi biliyorum. Yani kayıt dışılıkla ilgili bizim veri setimiz var. Cross count yani ülkeler arası ve panel veri seti. Bu veri seti DSG modelinden geliyor. Aslında yani hatta S'i yok. DG, yani dinamik değer dengi modelinden geliyor. Ama bir veri seti oluşmuş sonuçta. Hani ben orada kayıt dışılıkla ilgili bir makale yazıp heterodox bir dergiye gönderdiğim zaman o dinamik değer dengi modeli kurmuyorum tabii ki. Sadece oradan gelen verileri kullanıyorum. Başka verilerle kaynaştırıyorum. Ampirik bir şey yapıyorum vesaire neyse. Orada hemen mesela bir hakim şeyi sorguluyor. Bu veri diyor niye bunu kullanıyor? Git diyor mesela multiple indicators, multiple cause verisini kullanıyor. Oysa hani tamam ben demiyorum ki dinamik genel denge modelleri kayıt dışılık veriyi tahmin etmekteki en mükemmel modeldir ama yani o mükemmel değilse bu mimik modeli denen model ki ben biliyorum o modeli hatta onun işte yaratıcısı hani kayıt dışılık anlamında yaratıcısı ortak makalemiz var. Şey yaptı kitapta da bahsediyorum vesaire. Çok daha metodolojik olarak sakat bir metodoloji. Tamam mı? Yani oradan çıkan veriye bence hiçbir güven yok ki birkaç noktada böyle o veri epey bir sorgulanıyor şu anda artık kayıt dışı literatüründe. Neyse. Ama hakem mesela sırf dinamik genel denge modelinden geliyor diye yazıyor ya orada o veri. Hemen o veriyi böyle bir olumsuz yaklaşıyor. Çünkü işte ona karşı bir alerjisi var. Hani öyle bir şey var yani. Anladım. Yani gerçi hoş. O dinamik genel denge modelinden gelen veriye ben de mesafeli yaklaşırım. Ama işte alternatifi şey değil o zaman. Structural Equation modeli, yapısal eşitlik modelinden gelen mimik verisi de değil yani. Anlatabiliyor muyum? O kötü. Neyse ya o ayrıca bir tartışma ama şunu söyleyeyim sana yani ama mesela en üst düzey 5
journal denilen şeyler, journal'lar şey değil yani, böyle bize alan journal'iz gibi çıkmıyorlar. Biz yani sahadan en önemli 5 tane journal'iz gibi çıkıyor. Onların çok daha kapsayıcı olması gerekiyor. Yani mesela bir örnek vereyim, işte biliyorsun bu Harold Ulick'in editörü olduğu Journal of Political Economy. Biliyorsun Harold Ulick de işte ırkçı yorumları nedeniyle son dönemde bayağı eleştiriliyordu, işte bu işte Ku Klux Klan'ı Black Lives Matter'ı karşılaştırdığı için veya işte en son hatta Paul Krugman'da neden yazarlık yapıyor, gitsin siyah Amerikalı birine devretsin koltuğunu gibi saçma sapan şeyler de yazmıştı. Yani bu en önemli şeylerden biri, dergilerin editörlerinden birisi. Şimdi mesela politik iktisat yaptığını iddia eden bir journal. Bakıyorsunuz mesela Marksist politik iktisada veya Webden'e vesaire, yani başka hani politik iktisat yaklaşımlarına kesinlikle kapalı. Zaten makalelerin çoğusu bu gene en üst düzeydeki 5 dergiyi de referans veriyor. Bakıyorsunuz hatta diğer sosyal bilimlere bile çok kapalı. Yani siyaset bilimi, sosyoloji makalelerine referans veren makalelerin sayısı da çok az. Verilirse de çoğunlukla bir iki makale dışında bir böyle kenarda footnote olarak veriliyor. Şimdi bu başka bir şey. Yani orada ana biz bu ekonomi alanının önde gelen dergisiyiz diyen bir derginin çok daha şey olması lazım. Kapsayıcı olması lazım. Yani 5 tane makalenin ya sadece veya bazı çalışmalar oluyor son dönemde. Mesela işte Larry Summers'ın bayağı işte ana akım iktisatçı. En son şimdi ismini hatırlayamıyorum, aslında ilk yazar Larry Summers değil. Anna bir şey ile bir çalışması çıktı. Özür dilerim izleyicilerden. Hatırlayamadığım için. Mesela onların çalışması hani emek payı üzerine, yani ücret payı üzerine bir çalışma. İşte onun işte yatırımla ilişkisi, işte sendikalaşmayla veya işte ilişkileri üzerine bir makale ve yani bir tane heterodoks dergiye referans vermiyor. Ya da belki bir tane veriyor. Yani tamamen o literatürü yoksa. Halbuki o emek payı, ücret payı üzerine biliyorsun yani yüzlerce çalışma var şeyde, heterodoks dergilerde çıkmış. Onları tamamen yok sayarak bir çalışma yapıyor mesela. Veya işte aynı şekilde Michael Kuhnhoff, işte İngiltere Merkez Bankası'nın eski baş ekonomisti mesela, işte ekonomik krizi tamamen Marksistlerin kullandığı argümanla 2008 ekonomik krizini açıklıyor ama bir tane doğru düzgün referans vermiyor Marksist'e. Yani o böyle bir şey, yok saymacı bir yaklaşım var. Ufuk Akçiğit'in tekelci davranışın, yani sektördeki tekelci eğilimin diyeyim daha doğrusu, işte üretkenliği olan olumsuz etkisiyle ilgili çalışmalarında bu tekelci literatüre, atıyorum John Robinson'a vesaire, hani pek atıfta bulunmadı. Hatta ondan sonrası da pek çok çalışma var. Onlara pek atıfta bulunmadı. Sanki yeni ortaya çıkan bir bulguymuş gibi ortaya konduğuyla ilgili eleştiri de vardı. Yine sosyal medyada İlhan yapmış galiba. İlhan Dövüş. İlhan Dövüş yaptı. Evet. Ya ben Ufuk Akçiğit'in yazısını okumadım. Makalesini okumadım. O yüzden okumadım. O yüzden bir şey söylemedim. Yani böyle bir eleştiri de çok var. Onu söylüyorum. Bir de son artık bitirirken şunu da söyleyeyim. Belki heterodoks iktisadı savunmak açısından. Heterodoks iktisattaki yaklaşımların pek çoğu aslında bir sürü şey, dediğin gibi varsayımı çok fazla ve bir sürü şeyi de onlar da aslında gözden kaçırıyor. Ama şu konuda da hakkını vermek gerekiyor. Özellikle heterodoks modelleme yapanların. Heterodoks iktisat biraz ölçekten kaybediyor. Az insan çalıştığı için bir sürü konu ana akım çalışmalara göre çok daha az çalışılmış, evet, ve çalışılmayı bekler halde. Aslında biraz heterodoks iktisatçı olmanın da heyecan verici şeylerinden birisi bu bana göre. Yani gidecek biraz çok yer var. Neoklasik iktisat çok emperyal o açıdan. Yani her konuyu çalışabiliyorsun. Mesela kayıt dışı ekonomi mi çalışacaksın? Neoklasik modelle alıp hemen yürütebilirsin işi. Ama mesela bir post-Keynesyen, mesela ben şeyi merak ediyorum. Post-Keynesyen bir kayıt dışılık modeli. Yani görmedim mesela, işte benim hatam da olabilir görmemek ama hani şeyim post... var. Arslan Ramzi'nin var mesela. Çok yok ama dediğin gibi. Evet. Yani, veya işte ne bileyim ben Neo-Sraffian bir kayıt dışılık modeli. Ki ya işte bir Neo-Sraffian'ın çok daha dar bir küme. Yani post-Keynesyen'in. Onda hani az olması zaten onda
neredeyse hiç olmamasını önceleyebilir yani. Doğru. Yani bir de şu var, bu konuda aslında Akerlof'un da çok güzel bir makalesi var. Yani siz eğer farklı yaklaşımlar, yani farklı metotlar deneme gibi bir yol çizdiğiniz zaman ister istemez belli sıklıkla kullanılan ve herkesin kabul ettiği bir metotta derinleşmeden uzaklaşıyorsunuz. Yani orada aslında zor ve bir çizgi üzerinde, yani üzerine bir tuğla koyarak gitmekle, ben de şu biraz daha farklı bir varsayımlarla farklı bir yaklaşım kullanarak gideyim demek daha zor. Bir açıklayayım demek arasında fark var. Çünkü farklı bir şeye gittiğin zaman zaten az çalışma olduğu için ister istemez daha basit oluyor sizin kesinlikle kullandığınız metodoloji. Yani orada basitlikle biraz daha açık düşünme, daha farklı şeyleri düşünme arasında da bir trade-off var. Bir aslında şey var, yani ters ilişki var diyelim. O yüzden de şey, hani heterodox iktisatçı da tabii bir sürü konular biraz daha hani daha az derin, özellikle modelleme anlamında bir sürü konuda çalışılmamış. Onu da belirtmek gerekiyor. Doğru. Yani ben de en son olarak şeyi söyleyeyim, yani aslında hani ben de sonuçta eleştirilerin önemli bir kısmına katılmakla beraber bu eleştirilerin biraz daha sağlam temellere oturtulması ve mevcut yazına çok daha böyle derinlemesine bakılarak yapılması kanaatindeyim. Yani işte atıyorum, yani Maskorel'in mesela bir chapter'ından yola çıkarak bütün üretim teorisinin, neoklasik üretim teorisinin veya neoklasik tüketim teorisinin çöp olduğunu iddia etmemek lazım. Çünkü o artık hani çok temel, yani bir textbook'ta geçen en temel modelleri gösteren bir şey. Onun üzerine çok fazla şey bina edildi. Hani iktisat durmuyor çünkü, gelişiyor bir yandan. Neoklasi olsun, heterodoksi olsun. Keza aynı şekilde neoklasi iktisattan da heterodoksi iktisata yapılacak bir eleştiri de aslında o literatürün de ilerlemiş olabileceğini, ilerlediğini hatta bilmek lazım. Onun için tabii okumak lazım birbirlerinin dergilerini, makalelerini vesaire. İşte tabii öyle bir iletişimsizlikte ne yazık ki var iki şey arasında. Son bir şey söyleyeyim. Aslında ana akım iktisat biraz böyle teorik anlamda sıkışmış durumda olduğunu düşünüyorum. O yüzden de baktığın zaman ana akım iktisatta da pek çok çalışma aslında ana akım belli modeli baz alıp veya hiç baz almayıp aslında çoğunlukla yani mikro tabanlı ampirik çalışmalara dayanıyor. Yani ampirik çalışmaların aslında ana akım iktisattaki ağırlığı çok da artmış durumda. O da aslında biraz daha şey orta, yani teorik daha çok yani datayla çalışıldığı için biraz daha aslında bu tartışmaların dışında tutulabilecek makaleler veya de çok var. Yani aslında heterodoks iktisatçıların da iyi ampirik çalışmalardan ana akım literatürde yayınlanmış olan faydalanmaması için hiçbir sebep görmüyorum. Bunu da söylemek gerekiyor. İkincisi de şu, yani tabii ana akım iktisatçılar kendilerine gelen eleştirilere yani şu yok bu yok diye eleştiri getirdiğiniz aslında bunları yapan makaleler var deniyor. Fakat şunu da unutmamak gerekiyor, yani enteresan çalışmalar çıksa da ana akım iktisatta üniversitelerde kullanılan kitaplar, ders kitapları aslında o gelişmelerin çok gerisinde kalıyor. Yani üniversitede kullanılan ders kitapları aslında çok daha eski tip, çok da enteresan olmayan, ana akım iktisada çok daha yakın duruyor gibi. Yani aslında o üniversite ders kitaplarını, özellikle mikro makro kitaplarını da bir ayrıca bir programda belki konuşmamız doğru gerekiyor. Doğru, ama yani lisans seviyesinde kitaplar şu anda mesela çok şu an zaten lisansla yüksek lisans arasında inanılmaz bir uçurum var. Lisans seviyesinde kitaplar çok böyle bence biraz işte Samuelson'un 40'ların başında yazdığı ve Keynes'den pek çok ögeler içeren, Keynes'den demiyorum baştan aşağı ama Keynes'den pek çok ögeler içeren kitaplardan oluşuyor aslında. O kitapların varyasyonlarından oluşuyor. Ya da neoklasik sentez. Aynen ama yani Keynes'den de pek çok öge var yani. Ne bileyim işte benim okuttuğum makro iktisat kitapları Keynes'in, Cross. Yani Hicks Keynes'in yani. Çaptırlarca Keynes'in, Cross anlatıyoruz yani işte, değil mi? Hani aggregate demand, aggregate supply falan. ISL'den biraz. O sentez zaten dediğin gibi. Hani yani Keynes'in kendisi daha derin ama. Yani o biraz Hicks'in dediğiyle anlatılan Keynes. Yani orada tabii şunu da söylemek gerekiyor. Neden ana akım ders kitapları lisans düzeyinde gerçek hayatı çok güzel anlatmıyorlar? Bunu şey yapalım istersen. Bunu ayrıca tartışalım. Ayrı bir video yapalım. Evet, yani böyle iktisat eğitimiyle ilgili yapalım bir belki. Hani iktisat, lisans, yüksek lisans, doktora diye de ayırabiliriz belki. Yani lise veya iktisat ve lisans, şey lisans ve lisans üstü diye ayırabiliriz. Ders kitapları üzerine de ayrıca bir şey yapabiliriz. Onları ayrı videolarda yapalım istersen.
Tabii. Peki, burada bitirelim. Zaten biraz uzun bir yayın oldu. Aynen. Ceyhun. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım memnun kalmışsınızdır. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi günler.